İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz hocam, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Gayet iyi, keyifli. Gençlerde olunca kıpır kıpırız. Keyfimiz yerine geliyor. Gençler Çok bize çok moral oluyor. sevindim. Biz gençlere moral olmaya çalışacağız. Böyle gideceğiz bakalım. Doğrudur hocam, ama sizdeki o genç ruh hep var hocam. Genç ruhu var tabii ya. O büyümemekten kaynaklanıyor. Yani bir türlü büyüyemiyoruz. Level atlayamıyoruz. Aynı kalıyoruz. Bu daha 12-15 güzel bir şey değil mi yaşlarında. hocam? Nasıl? Bu daha güzel bir şey değil mi? Genç kalmak, o genç ruhla yaşamak. Tabii ya, keyifli ama işte aynaya bakınca bu ne, bu kim ya falan diyorsun. Babam mı bu, kim, amcam mı? Aynen öyle. Hocam, öncelikle yayınımızın hemen başında söyleyelim. Sizi ağırlamak bizler için büyük mutluluk ve bunu kabul ettiğiniz için çok teşekkür Ya ediyoruz. ben teşekkür ederim gençlerle her zaman. Yani gençler geleceğimizse o zaman geleceğimize iyi bakmak lazım. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben 98 doğumluyum. 22 göstermiyorsun. 40 üstünde göstermiyorsun. Tam 55 Onun yaşındayım. mantığı sürekli oluyor. Tam 55 Efendim? yaşındayım. Evet, biliyorum hocam. Peki. Şöyle başlamak istiyorum hocam. Biz Melih Ekener'i tanıyoruz. Ben Melih Ekener'i tanıyorum. Ben Melih Ekener'i izliyorum. Fakat sizin Tanıyoruz. dilinizden Nereden tanıyorsun? Nereden tanıyorsun? İzlediğin biz kadarıyla tanıyorsun. Sen Melih elbette Ekener'in o oynadığı manada söyledim. karakterleri tanıyorsun. Melih Elbette Ekener'i öyle. tanımak, ben tanıyamadım 55 yıldır. Ama genelde öyle olmuyor mu zaten hocam? Yani insanlar kendilerini 70 yaşına da gelse henüz tanıyamıyor. Tabii canım, imkan yok. Hala Allah Allah diyor. Yabancı biriyle yaşıyormuş gibi. Aynen öyle. Aynen. Bu özelliğim de mi vardı diyoruz. Evet. Hocam peki sizden duysak bir iki cümle Melih Ekener kimdir diye. Ya Melih Ekener işte aktör, oyuncu, oyunculuk eğitimi almış. Oyunculuğunun yanı sıra oyunculuğun getirdiği bir takım meslekleri yapmış. Ne bunlar? İşte televizyonculuk, televizyonda yöneticilik, yapımcılık, yani kreatif yazarlık, mazarlık. Hani oyuncunun olması gereken her şeyi meslek haline getirmiş biri Melih Ekener. Bizler için önemli hocam. Elbette Tabii. sizin için Canımsın ya. değişiklik gösterebilir. Fakat hocam, açıkçası Kenter Tiyatrosu'yla Ali Poyrazoğlu'yla, ona da buradan çok selamlar olsun hocamıza, beraberdiniz ve birçok oyuna da orada çıktınız. Sizi bu şekilde de aslında tanıma imkanımız oldu. O kadar çok ki yani eski tiyatrolardan, 80 sonrası tiyatroların neredeyse hepsinde oynamış gibi bir şeyim. Yani Kenter'den de Doğrudur. oynadım. Hadice Manyaktepe oyuncuları, işte Ali Poyrazoğlu, sonra Gülsuru Rengin Cezar Tiyatrosu. Kendim birkaç kere çocuk oyunu tiyatrosu kurdum, çocuk tiyatrosu kurdum. Ondan sonra bayağı şeyde işte oynadım, yani bayağı vardım. Aynı şekilde Zaten televizyonda da öyle. Yani aynen TRT'den öyle. itibaren bütün özel kanallarda, bütün her şeyde mutlaka yaptığım bir iş vardı. Hocam, sizinle ilgili şöyle bir bilgi var. Hani bu sektöre TRT2 ile beraber atıldı diye bir yazı okudum. Doğrudur. Sizin hani o çocukluktan başlar ya genelde. Sizde nasıl oldu? Hani aklınızda başka bir meslek mi vardı? Biri mi yönlendirdi? Tabii canım ya, başka meslek vardı. Ben lisedeyken şey akademisyen olmak istiyordum. Profesör olup öğretim görevlisi olup böyle öğreteyim insanlara, büyük şeylerde falan filan, amfilerde eğitim vereyim, ondan sonra işte üniversite direnişlerde hepsinin önünde olayım falan diyordum. Yine de hani bütün direnişlerde üniversitenin en önde gitmek için can atıyorum. Ama bizim dönemimizde işte ihtilal oldu. Biz 80 ihtilalinin şeyiyiz, gençleriyiz. 80 ihtilali olduğunda Allah bir daha yaşatmasın öyle bir şey. O hayalimiz öldü çünkü okuyamadık. Sonra okuyamadık, bari altın bilezik olsun, ne yapalım ne edelim. Konservatuvar vardı o zaman. Konservatuvar bir şeye bağlı değildi. Üniversiteye ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş değildi. Bir belediyenin bir şeyi gibiydi, paralı bir kursu gibiydi. Darülbedai, biz Darülbedai'nin son öğrencileriyiz. Ama bunu gururla söylüyorum. Gururla söylüyorum çünkü Darülbedai bilmiyoruz biz. Yani onun okulunda okumama rağmen
Darülbedai Okulu'nda okumama rağmen Darülbedai'nin 5 yıl Dünya Tiyatrolar Birliği başkanlığını yaptığını bilmiyordum mesela. Yıllar sonra öğrendim. İşte lise olmayınca konservatuar sınavlarına girdik. Hasbelkader kazandık. Kazanmamız da büyük şans çünkü 16 yaşındaydım. 16, tabii 16 yaşındaydım, 81. 16 yaşındaydım ve hani girip girmeyeceğimi bilmiyordum ama Yıldız Kenter hani büyük bir öngörüsüyle aldı beni. Sonra inekledim, inek gibi çalıştım. Ve ilk yılımda işte üst sınıfların yıl sonu oyununda, büyük oyununda rol aldım. De Hamlet aldım, Hamlet rolünü aldım. Shakespearean oyuncuydum. İnanması zor geliyor ama bayağı ben konservatuvarda ağır trajedik, dramatik oyuncuydum. Sonra işte Yıldız Kenter bir ara okulu bıraktı. Müjdat Gezen geldi onun yerine. Müjdat Gezen gelince böyle olduk. Ama sağ olsun o da bizi piyasaya alıştırdı. Buradan Müjdat Hoca'ya da bu selamlar olsun. Kucak dolu selamlar hem de. Aynen öyle. Ondan sonra tiyatroda çok çalıştık işte. Tiyatroda çok enteresan. O kadar çok çalıştım ki kendimin yetenekli olduğuna inanmıyordum. Ve halen o düşüncedeyim. Yani yetenek diye bir şey yok. Özellikle tiyatroda yani daha doğrusu bütün sanat dalları için geçerli. Yetenek diye bir şeye inanmamaya başladım. Çünkü çalışınca oluyormuş. Demek ki hani istek, o içinde yanan hani tiyatro aşkı falan filan diyorlar ya. Diyeceğim. Eğer öyle bir aşk varsa içinde ve çalışıyorsan, çok çalışıyorsan hani başarmaman için hiçbir neden yok. Hani Aynen gençlere, gençlere tek tavsiyem hani böyle işte ben oyuncu olmak istiyorum, ne yapayım, konservatuvara mı gireyim? Ya konservatuvara giderek şurada bunu yaparak hiçbir şey öğrenemezsin. Yani kurslara, murslara giderek. Tiyatro öyle bir şey ki içindekini keşfetmen lazım. Tiyatro sende var zaten. Oyunculuk var. Her insanda var. Bunu keşfetmen lazım. Farkında olman lazım. O farkındalığı yakaladıktan sonra da onun üstüne eğilip ilerlemen lazım. Ondan sonra oluyorsun oyuncu. Yani Çok, çok, çok güzel anlatıyorsunuz. ya Peki hocam yani siz gençlerden ya umutlusunuz. Şu an gençlerden nasıl umutlu olmayayım yani? Halil Cibran diyor ki gençler de ileri atılan ok gibidir diyor. Yani onu atarsın diyor ama yanında yürüyemezsin diyor. Ama aynı. arkasından ben ekliyorum hani yanında yürüyemezsin, onunla birlikte koşamazsın ama okun arkasına hani istediğin mesajı bırakabilirsin, o mesajı geleceğe yollayabilirsin. Onun için gençlik çok çok önemli bir şey. Çünkü senin ileriye geleceğe söylemek istediğin her şeyi gençler aracılığıyla yönlendirebilirsin. Yani Çok doğru. gençler gerçekten önemli. Gerçekten gelecek gençler. Ve şey güzel hani biz de gençtik. Biz de gelecektik. Hani gelecek vaat ediyorduk. Gelecek geldi bizim için. Gelecek geldi bile, geçti bile. Ama bundan sonra hani bundan sonra olabilecekleri biz deneyimimizle ancak tahmin edebiliyoruz. Fikirler yürütebiliyoruz ve bunu sizler aracılığıyla, gençler aracılığıyla yapıyoruz. Ve gençler görüyoruz ki hani bizden biz maalesef size çok Türkiye'de çok sağlam bir şey bırakamadık, zemin bırakamadık. Yani özellikle son 20 seneyi şey yaparsan hani çok sağlam bir zemin bırakamadık gençlerimize. Nasıl daha modern, daha çağdaş bir Aynen. ortam bırakamadık. Bizim suçumuz mu? Evet, bizim suçumuzdu. Yani yapabileceğimiz çok şey vardı ama gençken biz başka şeylerle ilgilendiğimiz için fırsat kalmadı. Ama şimdi görüyorum ki gençler kendi geleceklerine sahip çıkıyorlar. Yani en son bu Boğaziçi Üniversitesi olaylarında da gördüğüm kadarıyla, hani o direnişte gördüğüm kadarıyla gerçekten sahip çıkıyorlar. Yani hem geleceklerine sahip çıkıyorlar, hem ülkelerine sahip çıkıyorlar, siyasetine sahip çıkıyorlar, her şeyine sahip çıkıyorlar ve bu çok şey yapıyor. Yani coşturuyor beni, çok çok hoşuma gidiyor. Yani şimdiki gençliği çok seviyorum. Bizim gençliğimiz biraz şeydi, tembel ve entelektüel şeydi. Entelektüel, ne bileyim, entelektüel sevdalısıydı. Entelektüel değildi ama entelektüel sevdalısıydı. Ne entelektüel oldu, ne sevdalı oldu, bir şey yapamadık yani. Onun Doğru. için... Ama burada birazcık da
Dönemin de etkisi var hocam. Yani mesela şu anda bir Twitter gibi bir sosyal mecramız var ve bu Twitter Tabii. bizim birçok aslında adalet kavramını belirleyen konumuz bir sosyal medya oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ya sosyal medya hani gençleri şey yapıyorlar, hani sosyal medyada uzak tutmaya çalışıyorlar, dersini çalış. Gençler daha çok çocuklar. İşte dersini yap, şunu yap falan. Hemen tam tersi. Benim çocuğu olabildiğince bilgisayarla oyun oyna. Bak gir işte sosyal medyaya gir, oyun oyna, orada sosyalleş falan diye olabildiğince Oku açtı. desteklemeye çalışıyorum. Çünkü sosyal medya gerçekten önemli. Yani internet zaten çağımız internet. Hani internet üzerinde olan her türlü kuruluş çok çok faydalı. İşte görüyoruz hani bir sürü şeyde hani ne bileyim ben hani Twitter benim için eskiden TRT haberleri açardık ya da bilmem ne haberleri açardık ya da bilmem ne gazetesi okurduk. Şimdi hiç öyle bir şansın yok. Yani iki taraflı bir gazetelere sahibiz ve objektif bir haber dinlemenin imkanı yok. Ancak onu Twitter'dan, sosyal medyadan sağlıyoruz. Orada da çok kirlilik var. Yani onun Evet, temizini takip etmek, onlarla şey yapmak bayağı zor ama uğraşmaya değer. aynen öyle. Dediniz ya genç ok gibidir. Peki o okun yönü yanlış belirlenmişse, yani nereye gideceğini bilmiyorsa, Nereye ne gideceğini yapabiliriz? bilmiyorsa değil, onu bak şimdi ileriye doğru giden oku geçmiş atar. Geçmişte olan kim varız? Biz anneler, babalar. Hani Evet. sizin yetişmeniz Gerçekleşiyor. gereken, sizin kültürü almanız, eğitimi almanız gereken insanlar. Eğer onlar yani ok sağlam kişinin elindeyse doğru hedefe gider. Ama sağlam kişinin elinde değilse saldım çayıra. Hani Türkiye'nin yarısı zaten ok nereye gidiyor belli değil. Ya ama yani diğer yarısına baktığımda da hani geçmiş ailelere baktığımda onlar çocuklarını gayet iyi yetiştirmişler, gayet iyi yönlendirmişler. Oklar doğru yerlere gidiyor. Tek üzüldüğüm yan hani çok fazla yurt dışına kaçış oluyor. Yani ülke iyi düşünenlerden, hani iyi düşünüp düşüncesini savunacak insanlardan mahrum kalıyor. Ve ondan sonra yıllar sonra da övünüyoruz mesela. İşte diyoruz ki Türkler aşıyı buldu. Nerede Türkler aşıyı buldu kardeşim? Adam gitmiş, kaçırmışsın. Bu böyle övünülecek bir şey, utanılacak bir şey, söylenmeyecek bir şey. Çünkü adam kaçmış, gitmiş, bir beyin göçü gerçekleşmiş ve orada hani insanlık için çok önemli bir buluş yapmışlar. Ve sen bununla Tamamıyla övünüyorsun. eğitimini de yurt dışında almış oluyor genelde. Ya tabii. Hani yani Maalesef. Sizinle ilgili bir soru daha sorup sinema, tiyatro bölümüne birazcık daha ağırlık tabii. vereceğiz. Hocam sizin hayatınızdaki dönüm noktası ne oldu? Dönüm noktası benim için 80 ihtilaliydi dediğim gibi. Yani en büyük dönüm noktası o oldu. Yani hayat zaten kırılma noktalarından oluşuyor. Yani o kadar çok şeyler var ki. Yani ne bileyim ben bir sürü kırılma noktası. Ferdi İlmaz'la tanışmam bir kırılma noktasıydı mesela sinemalar için. İşte ne bileyim ben 90 yılı mıydı, 91 yılı mıydı tiyatroya küstüğüm bir dönem var. Lanet olsun deyip gidin başka bir şey yapacağım deyip şeye geçtim. Televizyona geçtim. Televizyonda yapımcı yönetmenliğe geçtim. Bir dönem var mesela. O bir kırılma noktası. Yani o kadar çok kırılma noktası oluyor ki hayatta film gibi yani. Hani bir şey oluyor dümdüz gitmiyor maalesef. Kırılıyor oradan başka bir yere, başka bir yere, başka bir yere Aynen. gidiyorsun. Onun için Peki dönüm hocam. noktam çok fazla. Anladım. Peki hocam Ferdi İlmez dedik. Ferdi İlmez'le ilgili şöyle bir bilginiz var. Sizin babam sınıfını çekeceğini, yeniden çekileceğini haber ediyor ve siz Amerika'dan geliyorsunuz. Evet. Film. Evet. Ondan öncesi var Şimdi, ama. Ondan nasıl? öncesi Onu var. bilmiyorum. Benim bir radyoda bir 15 yılım var. Bir radyo Evet. karakteri, Evet. Abuzer'i canlandırdım. Bir Evet, 15 yılım var. muhteşemdi. Bir gün Radyo D'de yayın yapıyordum o zaman bir telefon geldi ve şey işte telefonlara bakan çocuk dedi ki abi Ferdi İlmez diye biri seni aradı. Ama Ferdi İlmez Allah Allah ne diyor hiç tanımıyorum çünkü. Kim bu diyorum Ertem İlmez'in nesi acaba diye aradım. İşte dedi ben Ferdi İlmez Ertem İlmez'in oğlu dedi çok büyük heyecan duydum. Ya seninle tanışmak istiyorum dedi.
Dedim proje falan var. Yok, sadece tanışmak istiyorum dedi. Bu çok enteresan geldi. Ve hani 2 gün 3 gün sonra işte buluştuk adamla, tanıştık. Ve çok keyifliydi. Yani oturduk sohbet ettik. Ya dedim niye tanışmak istedim? Bunun için işte dedi. Sohbet edelim diye dedi. Yani dost olalım. Aa, çok çok hoşuma gitti. Yani ve şey, gerçek yapımcı gibi izlemiş. Hani bütün geçmişimi biliyor. Bir sürü şeyleri anlatıyor. Şurada şöyleydi, burada böyleydi diye. Sonra aradan geçti işte, bir ne kadar geçti hatırlamıyorum. Filmler için çağırmadı beni. Amerika'dayken Vakay Zaptiye diye bir dizi çekecekti. Ondan sonra çok güzel bir rol var, tam sana göre dedi. Orada da Peltek oynadık zaten. Peltek rollerin unutulmaz oyuncusu olarak. Orada da bir Peltek karakter oynadım. Ama onun şansı çok yaver gitmedi. Hani Star'ın, tam Cem Uzan'ın kaçtığı gittiği dönemlerdi. Kapandı Star, bir sürü şeyler oldu. 4-5 bölüm yayınlandı ve gitti bitti maalesef. Ama çok çok keyifli bir işti o. Orada ilk kez birlikte çalıştık. Yani yapımcıydı o. Sonra aradan işte onun için geldim Amerika'dan. Hani o dizi için geldim. Zaten geleceğim vardı. Hani çok da Amerika'da yaşayayım, Amerika'da şey yapayım derdim yoktu fazla. Amerika'da bir dizi çektik o zaman TRT'ye, New York, New York diye. İşte Güven Kıraç, Defne Alman falan filan bir sürü insan vardı. Ondan sonra onu çektikten sonra hani bir sene daha kaldım orada. Sonra canım sıkıldı zaten. Ferdi gel deyince geldim. Hemencik geldim. Sonra aradan bir yıl geçtikten sonra da filmler başladı. İşte ilk Hababam'ın senaryosunu getirdi Ferdi. Hı hı. Çok heyecanlandı Hababam'da. Çok heyecanlandı, bir de çok tırstık. Tabii. Yani, ben tabii. Bu konuya da değinmek istiyorum hocam. Değin. Yeşilçam kütleşmiş filmlerine yeniden uyarlandığında bir halkta da ön yargı oluyor. İzleyicide de aynı şekilde işte canlandıracak olan karakterlerde de eminim tabii ki oluyordur. Oyuncularda da vardı. Elbette yani olur zaten de, ama şöyle bir şey başardınız hocam, yani o Hababam sınıfı sanki Yeşilçam'ın devamı niteliğinde gibi oldu o şekilden 3 film. Evet. Çünkü o kadar benzedik. Şey, bizim başarımız değil yani, oyuncuların ya da oradaki teknik ekibin falan filan bir başarısı değil. Çünkü hep savunuyorum. Yani teknik olarak bakarsan eski filmleri 1000 çekeriz. Yani yeni Hababamlar eski tekniğe 1000 çeker. Hani bütün o bilmem ne kameralar, ışıklar, mışıklar, mükemmel her şey. Ama o geçmiş Hababam'ın o sinerjisini, o sabimiyetini yakalayacak iki önemli isim vardı. Birincisi Ferdi İlmez. O setlerde büyümüş. Ertem İlmez'in oğlu ve yönetmen olmuş. Hani İtalya'ya gitmiş, okumuş, gelmiş burada babasıyla film çekmiş, bir sürü iş yapmış. Birincisi Ferdi İlmez vardı. Yapımcı olarak. İkincisi de Kartal Tibet vardı. Evet. Yani çok, Kartal çok Tibet önemli. Çok önemli bir şeydi. Ve bir üçüncü şey de Kemal Kenan Ergen. Onun kaleminden çıktı Hababam sınıfı. Ve hani Ferdi ile birlikte oturup yazmışlar ve muhteşem, tabii muhteşem bir şey çıktı, senaryo çıktı. Kartal Tibet yönetmen olunca o zaman hani korkumuz yavaş yavaş geçti. Kartal Tibet var, Ferdi İlmez var, saldır dedik. Ama biz de elimizden geleni yaptık, hani bayağı çalıştık o karakterler için, o roller için. Elbette. Yani ben açıkçası şunu görüyorum. Arkadaşlarla toplandığımızda öyle oturuyoruz. İşte Netflix'te, Blue TV'de çeşitli platformlarda geziyoruz. O filme bakıyoruz. O filme bakıyoruz. En sonunda yine bir Hababam sınıfı. Ya ezberlemiş olsak bile diyoruz ki ya gülecek miyiz? Güleceğiz. O zaman konu kapanmıştı. Yine gülüyorsun. Evet. Sinir bozduk. Aynen öyle. O zaman şu şekilde hocam devam ettirelim. Bu işin formülünü aslında söylediğiniz Ferdi İlmez, Kartal Tibet isimler. İkincisinde de mesela ilk filmde çok zorlandık. Yani Kartal Tibet vardı ve o şey senaryoya çok bağımlı biri. Hani senaryonun dışına çıkmasını engelliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ve sert, ciddi bir sert yönetmen. Hani Nazi dönemi gibi titriye titriye sete gidiyor. Bağırıyor, çağırıyor, küfür, kıyamet falan. Ciddi tırsıyorduk. İkinci filmde Ferdi İlmez hem yapımcılığını yaptı hem ben yöneteceğim dedi. Senaryo da güzeldi. Senaryo o kadar güzel değildi aslında.
Hani ben şey senaryoları sevmiyorum. Filmin sonunda rüya çıktı. Şey masalmış falan filan. Hani böyle senaryolar çok zırtı pal senaryolar. Ki Kemal Kenan da söyledi. Hani ne yapayım dedi. Bir yere varamadım dedi. Rüyayı çevirdi. Tamam oldu ona. İkinci filmde ise ilk filmin tersine Ferdi çok rahat bıraktı oyuncuları. Dedik ki hani senaryo bu ama özgür olun. Özgür olun deyince abi oradaki karakterlerde oyuncular hani baba oyuncuları hepsi. Biz bir saldık. Evet. Ondan sonra filmin yarısı neredeyse improvize oldu. Doğaçlama oldu. Ve doğaçlama olunca çok eğlendik tabii. Hem biz eğlendik hem de seyredenler de eğlendi umarım. Elbette, elbette. Zaten o söylediğiniz Havam Sınıfı Asker'de de zannediyorum ki o rüya bölümüne gelene kadar herkes filmi izliyordur. Ondan sonra bir durdurma olup filmi kapatma tabii. Durumu bir şey var. Tabii. Hocam bir de şöyle bir durum var. Yani son lafa girişte söylediğiniz son 20 yılda aslında çok bir şey yapılamadı ya da daha iyi şeyler yapılabilir dediniz. Bunlardan biri ben de... Ben onu siyaset anlamında söyledim. Anladım ama siyasette her şeye yansımıyor mu? Ya yansımaz mı tabii ki. O yüzden yani böyle bugün bir sokak röportajına da çıksak ya da herhangi birine de sorsak şu son 20 yılda sayacağı belli başlı filmler vardır. Hı hı. Şimdi söyleyeceğim Maskeli Beşer filmi de yine Havam Sınıfı gibi bu işlerin içine girebilecek bir film oldu. Doğru. O dönemde Havam Sınıfı noktalandıktan sonra hemen hemen aynı kadroyla Maskeli Beşler'e başlanıldı. Maskeli Beşler'in de muhteşem bir şekilde yani o kitleyi çekmesinin formülü ne oldu hocam? Yani tamam yönetmen, tamam senarist ama yani ben açıkçası oyuncularda da bir yani gördüğümüzde gülüyoruz. Gördüğümüzde bizden biri olarak biliyoruz. Ya, tanıyoruz dedim ya işte bu. Doğru, daha önceki röportajlarda da bahsettim. Maskeli Beşler'in çıkması o kadar tesadüfi bir olay ki. Bu ilk Maskeli Beşler neydi? İntikam Peşinde. O beş kişi yani Maskeli Beşler. Biz neyi çekmiştik o dönem? Tam hatırlamıyorum. Galiba Hababam Sınıfı Asker'deyi çekmiştik. Biz Arzu Film'de oturuyoruz. Eski dönem oyuncular gibi. Çünkü o dönemler hani Münir Özkul harbiden alışverişe evet. Gidermiş. Gelirmiş Adile Naşit yemek yaparmış. Aynen. İşte Tarık Akan gelirmiş yeni sevgilisiyle falan filan. Hep anlatıyorlar. Böyle perde anlatıyor. Yani Arzu filmin içinde yaşıyorlarmış Yeşilçam'da. Biz de öyleydik yani. Habire gidiyorduk ofise işte Arzu filmin ofisine. Ferdi Merdi oturuyorduk. Kim varsa sohbet kıyamet gidiyordu. O günde beşimiz oradayız. İşte kim var? Peker, Cengiz, Şafak, ben. Mehmet Ali. Alabora. Beşimiz oturuyor. Geyikteyiz böyle. Ferdi dedik ya dedi bir film yapmamız lazım dedi. Hayırdır hoca dedik yaparız. Hani yeni Hababam mı? Yok dedi. Hababam değil dedi. Bir film yapalım ama dedi iş yapmasın dedi. Ne diyorsun baba dedik. Yani niye iş yapın? Ya dedi çok para kazandık bundan dedi. Ondan sonra vergisi var, boku püsürü var dedi. Biraz iş yapmayan filmlere yönelelim. İyi tamam ne yapalım? Yapın işte kafanıza göre bir şey dedi. Abi ne yapacağız, ne edeceğiz? Şafak da bir şey anlattı orada. Dedi ki bak dedi böyle bunlar soyguncu dedi. Soyguna gidiyorlar dedi. Kaçınca dedi gece hayvanat bahçesine saklanıyor. Sabah bir uyanıyorlar. Aslan kafesindeler dedi. Aslanın bütün parayı aslana yedi. Aa biz güldük lan niye güldük? O an komik geldi güldük. Ferdi güzel dedi bunu hani senaryolaştırın işte soygun dedi bir amaç uğruna yapsınlar. Tamam ne uğruna? Ulan buna hapisten kaçsınlar şöyle böyle falan. Biz senaryoyu orada yani kendi aramızda geliştirdik. Ferdi dedi ki 5 kişiyiz dedi muhteşem. Maskeli Beşler ismi de bende dedi. Arzu Film yıllar önce bir kovboy filmi çekmiş Maskeli Beşler diye. İsmi de bende dedi. Adını da Maskeli Beşler koyarız dedi. Maskeyle çıkarsın. Zaten kimse tanımıyor sizi dedi. Maskeyle çıkarsın. tamam olur dedik. Kim yazar? İşte Murat Aslan vardı o zaman. Hani çok samimi olduğumuz bir arkadaşımızdı. Murat Aslan dedik hani Şafak da önerdi onu. Hem Murat Aslan hem yazar hem çeker dedik. İyi dedi ben arkanızdayım dedi Ferdi. Sonra geldi. Yani bu konuşmadan 10 gün sonra biz setteydik. Yani pre-production falan bile yok öyle bir şey. Mekan arama falan yok. Girdik kakara kikire el birliğiyle çektik onu. Ve sonuçta güzel bir film çıktı. Biz de şaştık. Oha dedi, tam bayağı iyi film çıktı. Ondan sonra
ilk hafta sonu işte rakamlar geliyor. Ferdi bir geldi ofise böyle sinir bozu. Size dedi film yapın dedik dedi. Yine dedi coştunuz dedi. 200 bin mi 150 bin mi 200 bin mi seyirci yapmış ilk hafta sonu dedi. Yine dedi para kazanacak. Ne yapayım ben biz ne yapalım dedi. Ondan sonra işte bayağı bir gerçi o çok fazla yapmadı. 800-900 bin seyirci de kaldı ilk maskeli beşler. Şeyde patladı. Bu CD'ler çıkıyordu ya eskiden. CD basılıyordu. CD basılınca o CD'leri inanılmaz iyi sattı. Ve CD'ciden bize geldi teklif. Yani ikincisini yapın bunun diye. Sonra ikincisini yaptık işte Irak'a yaptık. O da o bayağı iyi seyirci yaptı. 2 milyona yakın seyirci yaptı. Sonra üçüncüsü. Sonra da dağıldık zaten gitti. Bitirdik. Peki bir araya geçip bir soru soracağım hocam. Sor sor. İzleyicimizin bir sorusu. Hı. Sinema ve tiyatro olması gerektiği yerde mi? Olması gerektiği yer neresi? Yani şu açıdan hocam, yani sürekli bir özellikle tiyatrolarımızda hani zorluklarla bir mücadele var tiyatroda. Yani İşte tiyatrodan önce şeye bakmak lazım. Yani tiyatronun kaynağı oyuncular. Tiyatronun yani benzini oyuncular. Oyuncunun yetişmesine bakmak lazım. Oyuncunun yetişmesine bakınca o zaman ciddi demoralize oluyorum. Çünkü çok tuhaflaşmaya başladı iş. Yani bizim zamanımız hani hep de bizim zamanımızda diye. Bizim zamanımızda yani yılda 10-15 kişi alınıyordu konservatuvar. İki tane konservatuvar vardı. Yani İstanbul'da bir devlet konservatuvarı, bir belediye konservatuvarı. Ankara'da bir konservatuvar vardı. Bir de 9 Eylül'ün vardı tiyatro bölümü galiba İzmir'in. Başka tiyatro yoktu ki. Yani eğitim yeri olarak böyle kurslar murslar yok. Şimdi tiyatro kursu diye yaz binlerce insan çıkıyor. Yani televizyona çıkıyor adam meşhur oluyor tiyatro kursu açıyor. Oraya 10 öğrenci işte ikişer bin lira para cukkayı doğrultuyor gidiyor. Tiyatro eğitimi deyince tiyatro eğitimi olmuyor bu sefer. Bir kere bütün okullar, bütün üniversitede neredeyse konservatuvar şeyi var, tiyatro bölümü var. Var. Kardeşim hoca yok ki nerede? Hani tiyatro öğretmeni yok ki şey çıkacak. Bu kadar okula tiyatro öğretmeni, bir de tiyatro öğretmeni sadece tiyatro öğretmeni değil ki sahne öğretmeni var. Hani sahne dersi var, işte tiyatro tarihi var, şu var, estetiği var, psikolojisi var, boku püsür var. O kadar çok ders var ki tiyatro oyuncuyu ilgilendiren ama hiçbirinin öğretmeni yok. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak ki bizim zamanımızda konservatuvarda bir de çekiyorduk onu. Yani Yıldız Kenter geliyordu sahne dersine. Rahmetli Çetin İpekkaya geliyordu ki çok şey öğreniyorduk ondan. Ondan sonra iki tane sahne dersi vardı. Bir psikoloji dersi vardı. Suat Özturna geliyordu. Bir diksiyon vardı. Bir tiyatro tarihi vardı ama tiyatro tarihi tabii hani tiyatro tarihçisi gelmiyordu. Yaşlı bir kadın geliyordu. Açınlıyordu Mehmet Fuat'ın kitabını. Tiyatro tarihi okuyun diyordu. Biz de okuyorduk. Yani o zamandan beri tiyatro eğitmeni gerçekten yok Türkiye'de. Tiyatro Ama hocam eğitmeni ayrı bir şey çünkü. Mesela ben Kenterler'de oynuyordum o zaman. Müşfik Kenter'e Devlet Konservatuvarı'ndan teklif geldi. Aa dedik hocam, yani Müşfik abi diyordum. Müşfik abi dedim, hoca diyeceğiz artık sana falan. Ne öğreteceğim lan ben dedi. Dedim hocam ben nasıl oynanılıyor falan. Sizden iyi mi öğretecekler? Vallahi dedi ben çıkıyorum oynuyorum dedi. Ne bir teknik ne bir şey hiçbir şeyim yok dedi. Çıkıyorum oynuyorum işte dedi. Dedim onları da öyle öğreteceksin herhalde dedim. Hani oradan beri yani Müşfik Kenter ki hocaların hocası diye geçiyor Yıldız Kenter. Hani onlar da bile çünkü iyi oyunculuk ayrı bir şey. Oyunculuk eğitmenliği ayrı bir şey. Tamamen ayrı bir şey. Yani iyi oyuncu demek ya da meşhur oyuncu demek iyi eğitmen demek değildir. Aynen öyle. İzleyicimiz de demiş ki aslında sorduğum sorunun cevabı buydu demiş. Çünkü Güzelmiş, hocam güzel. sizin zamanınız gerçekten olağanüstü bir zaman. Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, yani şu an bulunamayacak bir ne diyeyim, nimet mi diyeyim, yani imkanlar diyeyim. Tabii ya doğru evet.
Yani ama biz de değer bilen insanlardık. Hani çok çalıştık o dönemde. Hani bunun değerlerini bildik gerçekten. Hani Yıldız Kenter'e hani okuldayken de öyle sımsıkı sarıldık. Sonra okuldan işte Kenterlere geçtiğimde hani bütün oyunculara sarıldım ben. Rahmetli Kamran Yüce'den işte ne bileyim ben rahmetli Şükran Güngör'e kadar hepsine hocam hocam diye hani hem saygı gösteriyordum hem de ağızlarından çıkan bir hani bir deneyime, bir şeye hani neler neler vermezdim o dönem ve alıyorduk yani. İyi geliyordu o dönem. Şimdi var canım iyi oyuncular, hani iyi oyuncular ne bileyim ben Müjdat Gezen işte okul açtı. Hani bütün konservatuarları sol çekti. Hani Müjdat Gezen açtığı okul. Çünkü hani konservatuarlardan oyuncu çıkmıyor ve bir de Allah'ım ya Rabbim onlara şey oluyorum, sinir oluyorum. İşte bilmem ne tekniğiyle oynuyoruz. Bilmem ne tekniğini öğreniyoruz. Şu tekniği öğreniyoruz. İşte abi ne tekniği ya? Her oyuncunun oyun oynamak için kendi tekniği var. Kendi tekniğini geliştirir. Ve kendi tekniğini geliştirdiği sürece özgün oyuncu olur. Öteki türlü hani oyunculuk şey değil çünkü. Hani bak teknik şudur. İşte suratını şöyle yapınca şu anlama geliyor. Böyle öğretilecek bir şey değil ki. Hani çok aynı çok dönemde zor. Evet hocam buyurun. Yok yok söyle söyle. Hocam aynı dönemde sizle beraber kimler var? Konservatuvarda mı? Evet. Konservatuvarda ya benim sınıf arkadaş yok. Bir sınıf altım vardı. Demet Akbağ, Yasemin Yalçın, Arif Akkaya, Peker Açıkalın, başka o. Özdemir Çiftçioğlu üst sınıflarımızdı onlar. Tilbe Saran üst sınıflar. Rozet Ubeş üst sınıflar. Başka kimler? Çok vardı yani. Hepsi bir şey oldu. Hani şimdi isimlerini hatırlıyorum ama biz böyle 30-40 hepsi ayrı ayrı önemli zaten. Ya 30-40 kişiydik ve 30-40 kişi ve o dönemlerde de hani şey çok kötü oluyor tabii. Yıl kaçtı? 84, konservatuvarın 4. yılı. Benim askerliğim geldi. Ondan sonra gitmeden önce o zaman konservatuvar şey yapmıyordu, askerliği tecil etmiyordu. Müjdat Gezen bir oyun koydu. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı diye. Haldun Hoca'nın, Haldun Taner'in. İyi bir oyunu. Yani matematik olarak gerçekten mükemmel bir oyunu. Ve biz oyunda konservatuvar öğrencileri oynadık. O zaman şehir tiyatroları seyircisizdi, oyunları yoktu. Çok kötü durumdaydı. Biz şehir tiyatroların adına oynadık. Ve bayağı da seyirci geldi ve çok eğleniyordu insanlar. Tunç Özdil vardı, Fasulyeciğin oynayan, öldü, rahmetli oldu. Demet Akbağ vardı, Yasemin Yalçın vardı, Suat Sungur, Özdemir Çiftçioğlu. Yani bütün babalar oradaydık o dönem. Ve biz yani o şeyle gaza gelerek dedik ki biz dedik kendi tiyatromuzu kuracağız. Bu ekip başardık madem devam edeceğiz. Müjdat da şeydi, destekçimizdi. Tabii ya dedi kurun bir tiyatro konservatuvar öğrencileri olarak devam edin. Yani bir herhangi bir tiyatroya girmeyin, kendiniz yapın dedi. Biz o gazlı, acayip gazlıydık. Sonra ben askere gitmek zorunda kaldım 85'te. Çünkü tecil yoktu hani dediğim gibi. Yani liseyi de okumadığım için bitli piyade gitmek zorunda kaldık askere. 18 ay askerlik yaptıktan sonra döndüğümde hani bu oyuncular maalesef dağılmıştı. Hani şey olmuştu. Yani işte televizyon çıkmıştı. Televizyon para vermeye başlamıştı oyunculara. Ve herkes bir diziye başlamıştı. Bir televizyon projesine, bu projeler başlamıştı. Ve döndüğümde ilk şokumu orada yaşamıştım zaten. Hani hadi abi tiyatro yapmıyor. Abi ben yapamam. Çekimlerim var. Şey olmuyor. Hadi sen ben şurada şunu yapıyorum, bu olamaz. Bu burada bu dağılmış gitmiş yani. Maalesef para sevdası, ya para sevdası geçim derdi. Geçim derdi. Evet geçim derdi. O dönem bizi dağıtmıştı ama o zaman hani bu oyuncular, saydığım oyuncular bir arada hani bir tiyatro kurup devam etseydik herhalde hala devam ediyordu ve Türk tiyatrosu bayağı garip bir yerlere gelmişti diye düşünüyorum bazen. Haklısınız. Peki hocam bu tiyatroya küsmenizin sebebi bu mu? Yok. Tiyatroya küsmemin nedeni çok farklı. Çok özel o. Ona peki. Girin. Zaten özel değilse sorar. Çok özel. Ama burada işin en önemli kısmı Arzu filmde dediğiniz gibi. Evet.
Bu projeler aslında, yani hepiniz şu anda aktif olarak devam ediyorsunuz. Bu projelerin bir yenisi gelmez mi? Ya onu herkes bize soruyor, oyunculara soruyor. Yani benim elimde değil ki. Arzu filmin elinde. Yani bize değil, oyunculara değil, Arzu filme gidilmesi lazım. Hadi abi devamını çek, devamını çek. Evet, Ferdi Eğilmez birazcık şey kabuğuna çekildi. Bir de tam bir şeyler yapacaktı o. Yine böyle Şevke geldi, heyecanlandı, bir işler yapacaktı. Ama bu pandemi şey girdi, salgın devri dönemi girdi. Yine kabuğuna çekildi. Yani bunun sorumlusu biz değiliz. Biz yapmak isteriz yani. Güzel şeyler de var. Güzel projeler de var kafamızda. Güzel fikirler de var. Ama dediğim gibi Arzu filme yönlenmeniz lazım. Yani buradan herkese söylüyorum, Arzu filme yönlenin. Onlara deyin. Arzu film official'a gidin. Deyin film çek, film çek, film çek. Baskı yapın onlara. Aynen, aynen. Ben de katılıyorum bu konuda. Çok sevilen bir film. Süper Ajan K9. Sevilen bir film mi? Yapma ya. Sevildi hocam. Ya şöyle söyleyeyim. Ya yapma söyleyeyim. Ya. Filmin genelini bizim izleyicilerimiz genelde bakmıyor. Açık konuşalım. Bizde daha çok Melih Ekener var denildiğinde, Şafak Sezer var denildiğinde daha fazla izliyoruz. Çünkü biz aslında o oyuncular, o karakterleri benimsiyoruz. Evet, ay tüh. Yüzden... İşte o zaman şimdi ne, sizin aracılığınızla da özür diliyorum o film için. Yani çok kötüydü çünkü yapımcının ilk filmi, yönetmenin ilk filmi, senaristin ilk filmi. Tamam. Ve Cengiz'le biz hani neredeyse kurban olduk filmde. Hani çok sevdiğimiz, severek yaptığımız bir iş olmadı mı? Yani şunu aslında demeye getiriyorum hocam. Sevilen filmden ziyade sevilen kişilerin oynamasıyla izlenen film. İşte yani o da yani 300-400 bin seyirci yaptı. Bizim zorumuzla, Cengiz'le benim zorumla. Ve şey hani şeyin masrafını çıkardı en azından. Paramızı da vermedi. Paramız da kaldı orada. Ondan sonra ya olsun abi yani. O zaman hiç konuşmaya bile gerek yok. Ya çok sevdiğim bir film değildi maalesef. Ki çok hocam... da, çok da güzel olurdu o film. Yani Türkiye'nin ilk ajan filmiydi çünkü. Ondan sonra bir hani seçtik batırdık öyle söyleyeyim. Ay, çok daha güzel bir şey, Türk ajan karakteri çıkabilirdi, ne bileyim ben, sivri topuk, arkasına topuğuna basıp yürüyen, böyle ceket omuzda keyifli bir ajan karakteri çok da önerdik ama yok, o hani yapımcı dedi ki bu senaryo güzel, böyle olacak dedi, öyle gitti. Umarım yapılır hocam, siz yazarsınız. yok, yazarlık benden uzak hocam, o ayrı bir iş. Peki. Çok ayrı bir iş. Elbette, elbette. Peki hocam, sizin yer almadığınız projelerde, hani şu filmde oynamak isterdim dediğiniz bir iş oldu mu? Yerli projeler mi? Aynen öyle. Ya o olmadı, ne yalan söyleyeyim. Yani o, belki ayıp bir şey ama ben çoğunu seyretmediğim için. Ben seyredemiyorum sinema, tiyatro, hani bu tür şeyler seyredemiyorum. Çok bunalıyorum çünkü içine girmek lazım. Hani bir sinema seyrederken içine girmen lazım. Hani bırakıp kendini gitmen lazım. Ben yapamıyorum onu. Hani mutlaka bak şurada ışığı şöyle yapmışlar. Burada bak kamera çok güzel hareket derken film konusu gidiyor. Yani kaptıramıyorum kendimi. Ya 10-15 kere izleyeceğim bir filmi ya da hiç izlemeyeceğim. Ben hiç izlememeyi tercih ediyorum yani. O zaman şey şöyle değil. Bir soru sormam da ne kadar doğru olur bilmiyorum ama hani birçok önemli isimle zaten çalıştınız. Hı. Buna yabancılara da katalım. Hani şu isimle çalışmak isterdim dediğiniz biri var mı? Şu isimle çalışmak isterdim. Haluk Bilginer'le çok çalışmak isterdim. Sinemada değil ama tiyatroda. Sinema çünkü çok şey ya. Yani hani... Karşılıklı oynanacak şey değil sinema. Hani tadını, oyuncunun tadını alacağı bir şey değil. Çünkü tam tadına varıyorsun, kestik diyor biri. Ya niye kesiyorsun? Oynuyorduk işte diye kalıyorsun. Ki mesela Ajan K9'daki bizim en büyük handikapımız o oldu. Cengiz'de hep sahnelerimiz var. Bazı sahnelerde senaryo bitiyor. Yani bizim oynayacağımız bölüm bitiyor. Biz devam ediyoruz.
O kadar çok eğleniyoruz ki o bir şey söyle, ben bir şey söyle, yapıyoruz. Yerlere yatıyoruz. Çok güzel. Yönetmen kesmiyor. Onu diyorum, kessene. Kesmezsen biz 2 gün oynarız burada. Şey gibiyiz, kavuklu pişeker gibiyiz çünkü. Tamam tamam Aynen. tamam diyordu. İşte filmde de ama o hani bizim filmin senaryodaki sahneleri değil. Sonra bizim şey yaptığımız sahneleri koydu mesela çoğunlukta. Bizim doğaçlama yaptığımız sahneleri koydu. Yani dalga geçtiğimiz sahneleri koydu. Onun için filmin içinde bir karmaşa var böyle. Anlaşılmıyor ne O oluyor, nerede? sahneleri demek izleseydik, o sahneleri koysalardı hocam, belki de Evet. filmden daha çok sevinirdik. Yani yapsaydı bence de daha güzel olurdu. Yani. Hocam, dijital medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yavaş yavaş aslında televizyondan da bir çekilme var. Kesinlikle dijital medya çok keyifli bir şey. Başta söylediğim gibi hani sosyal medyayı, dijital medyayı çok seviyorum ben. Hani bir kere ulaşımı rahat, hani çok özellik istemiyor, her şeyini yapıyorsun ve özgür. Hani herkesin seyircisi var. Hani biz kaç kişi izliyor şimdi? 20-25 kişi izliyor. Hani bizim Aynen. seyircimiz o kadar. Bazılarının 1.000 kişi, bazıları o 100.000'lere ulaşıyor falan filan. Yani insanlar istediği seyirciyi buluyor ama en azından herkesin bir mecrası oldu şimdi. Yani söylemek istediği bir şeyin varsa bir mecran var. O çok keyifli bir şey. Aynen öyle. Son derece. Emret Komutanım'la ilgili görüşleriniz merak ediyor. Yani Emret Komutanım da aslında sürekli çekildi, ikinci, üçüncü defa yapıldı ve Evet. sevilen bir dizi oldu. Muhteşem bir kadroya yine sahipti. Çok güzeldi ama onun son dönemleriydi zaten. Şey çağırdılar bizi şeyle, Cengiz'le birlikte. Ya size bir karakter yazsak, şey reytingi çok düştü. Hani bunu canlandırmamız lazım. İyi dedik biz de. Girdik. Gerçekten de reytingi ilk reytinglere geri döndürdük. Hani o yarattığımız çok keyifli karakterdi bir de o. Neydi? Küçük Meftun mu? Küçük Meftun'la şeyi vardı. Ajanı vardı, şey ne menajeri. Çok keyifli karakterler oluşturduk. Bir de bizim isteğimiz de oldu öyle karakterler, tipler, mipler. Bayağı şey oldu. Reytingi düzeldi, yine yükseldi falan filan. Ama sonra işte maddi nedenlerden Show TV para vermiyor, o para vermiyor, şu para vermiyor. Bizim de bir bayağı 10-15 bölüm kalarak içeride o macerayı da sonlandırdık. Hala hocam Cengiz Hoca ile bir tiyatro oyunu vesaire yapıyor musunuz? Yani bir Yok, görüşmeniz şu var an yok. Yani arada bir görüşüyoruz, mı? telefonlaşıyoruz, şey yapıyoruz ama maalesef öyle bir şey yok. O kendi tiyatrosu var. Zaten o da bir konservatuvar gibi bir şey kurdu. Ondan sonra tiyatro eğitimi veriyor. Yani çok fazla şeyimiz yok, irtibatımız yok. Ama severim Cengiz'i. Cengiz hani Ben de çok severiz son hocam. dönem en iyi oyunculardan, kafasını kullanamayan oyunculardan ya da ne bileyim ben, şansı gülmeyen oyunculardan. Aynen, Kıymetini aynen, bilmeyen dediniz. aynen. Kıymeti bilinmeyen oyunculardan. Önce kendi kendinin kıymetini bilmesi lazım. Öyle gidiyor yani. Ya da bir Adanalı maceranız da oldu. Ya evet ya. O şey ama ya o da o kadar tuhaf ki onu anlatayım hemen. Çağırdılar Adanalı'da sürekli bir rol var, oynar mısın? Yani dedim ben diziden nefret ediyorum. Yani yapabileceğim bir şey değil. Hani 7-24 git setlere, oradan gece yarısı çık falan. Yok dedim yapamam. O zaman bir bölüm dediler. İyi tamam bir bölüm gittik orada. İşte şey Oktay'la oynayacağım. Oktay da konservatuvardan biri arkadaşım hani. Aa, keyifli yani Oktay'la Hadi Çaman'da da oynadık galiba birkaç şeydi, birkaç oyunda. Ondan sonra gittik işte Oktay'la sahnem var, keyifli olacak diye. Biz prova yapıyoruz işte. Oktay dedim provayı, abi ne provası dedi. Okuruz, 4 tane laf vardı. Aa tamam zaten kısacık bir şey zaten. Hani 2 kelime bir şey söylüyor, 2 kelime şey, ay elimi çaya sokuyor falan, öyle o kadarcık basit bir şey. Güzel tamam, prova gerek yok. İyi tamam. Şimdi Oktay'ı bilirim. Oktay çok iyi bir oyuncu ve temperamanlı bir oyuncudur. Hızlı oyuncudur. Başla motor dedi. Biz hiç prova yok. Ezber de tamam. Başladık şimdi. İşte diyor bir şey soruyor bana. Cevap veriyorum. Gelmiyor cevap. Bu duruyor. Yukarılara bakıyor. Yapıyor. Bir artistlik kesiyor falan filan. Kestim ben. Bir dakika dedim. Ne oluyoruz dedim. Ne oldu lan? Niye kestin dedi. O Abi dedi ne biçim dizinin oynuyorsun lan dedim. derdi Kerpetenle laf alıyoruz ağzına. Hani hızlı hızlı oynasana dedim. Ondan sonra, abi dedi
2 saat dizi dedi. Ondan sonra bir bölüm 2 saat. Bize geliyor 40 sayfa senaryo dedi ve bizim onu 2 saat yapmam. Nasıl yapacağız dedi. Böyle dedi. Araya esler böyle. Anladım ki o zaman yok benim yapacağım bir şey değil bu dizi falan. Tamam güzel parası var. Hani şeyi güzel. Getirisi güzel ama yok benim yapacağım bir şey değil. Yani. Peki hocam. Onun için en son şeyde o keyifliydi. Tiyatro gibiydi o çünkü. Birol Güven'in işinde oynadık. Yalancı Romantik'ti. Yalancı Romantik o ayrı bir zaten. Ya Hakan Ebru falan. O keyifli yani tiyatro gibi. Çıkıyorduk. Herkes ezber zaten. Piti 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 oynuyoruz. Hani bir iki saat işte bir saatteki bölüm iki buçuk saatte bitiyordu. İki saatin olmasına da kameralar yer değişiyor. Onu bekliyorduk. Onun sonra tek çekim. Dangır dungur. Zaten Yonca Güzelpınar çekiyordu onu yönetmen. Çok iyiydi o da. Tiyatro gibi çalışıyorduk onda. Keyifliydi. O da bitti. Peki bu kadar aslında projenin içerisinde dizi, film, en çok oynamaktan zevk aldığınız, iyi ki yapmışım, iyi ki oynamışım dediğiniz bir proje istesek? Hepsi. Hepsi. Yani süper ajanda katıyor musun? Hayır, süper ajanda bile iyi ki oynamışım diyorum. Çünkü o büyük bir deneyim. Yani trilyonlar döksem öyle bir deneyim elde edemezdim. Hani biliyorduk, bilgi olarak biliyorduk ama deneyim olarak yoktu. Hani kötü bir iş nasıl yapılır, nasıl olmalı diye. Onu öğrenmiş olduk. Ondan sonra da zaten hiçbir şey yapmadım. Hani hiçbir film, bilim, hiçbir şeye girmedim. Peki hocam, şunu da sorayım. İki tane kitabınız var. Evet. Başka Dünyanın Nimetleri ve Yarasa'nın Günlüğü. Evet. Hocam, açıkçası ben kitaplarınızın olduğunu yeni öğrendim. yani örnek veriyorum, bir yere gittiğimizde işte bir kitap önerisi istiyoruz hocalarımızdan vesaire. Genelde hep aynı isimleri duyuyoruz. Aynı isimleri duyuyoruz. Ve bir kısır döngüye giriyoruz. Yeni yazarlar açıkçası genelde hep bir aşk meşk üzerine yazdığı için de onlar da çok tercih edilmiyor. Ben açıkçası sizin kitabınızı çok merak ettim. Aldın mı? Okudun mu? Daha bugün öğrendim hocam. Aa, iyi tamam. Al oku o zaman. Şeyden al mutlaka. koalakitap.com'dan sipariş et. Çünkü orası Umut Kısa'nın kurduğu bir şirket ve çok güzel. Yani kazandığı bütün geliri sokak hayvanlarının tedavisi için harcıyor. Ve inanılmaz bir iş yani o. Süper. Onun için kitap koala.com'dan alın. Hem daha indirimli alırsınız hem de bir işe yaramış olur. Aynen öyle. Ben yazar değilim. Hani oturup bir yazarlık yapayım diye. 15 yılda böyle küçük küçük öyküler yazıp atmıştım kenara. Ha, bunları kitap yapmam lazım dedim. İşte kimse almadı kitapları. Çünkü ben Hristiyanım. Hristiyan olduğum için hani Hristiyan felsefesinden çok şeyler var içinde. Örnekler var. Onun için diğer yayın evleri şey baktı. Gerilim baktı. Abi bunu şimdi Müslüman mahallede salyangoz falan filan dediler. İyi dedim ama Umut Kısa yok dedi. Bu keyifli iş olmuş dedi. Ben bunu basarım dedi. Bastı da. Sattı da yani çok aman aman satmasa da bestseller olmasa da sattı. Şimdi İngilizcesini de yaptım onun. İngilizce Amerika'da şey arıyorum. Yayın evi birkaç tane görüşme var. Ondan sonra da Yarasa'nın Günlüğü'nü çıkardım. Yarasa'nın Günlüğü de şey değil. Hani oturup böyle roman yazayım falan filan değil. Yıllar önce yazdığım senaryolardı onlar. Zaten kitabın girişinde de bahsettim. Korku filmi senaryolarıydı. Böyle gizemli film senaryolarıydı. Kimse tabii o dönem kimse bakmadı. Atıf Yılmaz senaryoları yüzüme attı. Sonra abim benim karikatüristi Çarşaf Dergisi vardı bilmezsiniz. Çarşaf Dergisi genel yayın yönetmeniydi. O dedi ben bunları çizerim dedi. Aldı onlar çizdi senaryoları. Onlar çizim olarak kaldı. Sonra oturdum o öyküleri biraz daha geliştirdim. Biraz daha elden geçirdim. O şeyleri de koyduk. Karikatür striplerini de koyduk. Yani hem ciddi romanı hem karikatürize edilmiş hali var. O da keyifli bir şey oldu Yarasa'nın Günlüğü de. Öyle iki tane kitap var. Şimdi asıl drama üstüne bir kitap üstüne çalışıyorum. Dramanın ne olduğunu. Hani çünkü 5 yıldır Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencilerine drama dersi veriyorum.
Ve onlarla birlikte öğreniyorum ki drama bizim bildiğimiz drama değilmiş. Çok farklı bir şeymiş. Ve oturdum hani 4-5 yıldır onu araştırıyorum, ediyorum. Şimdi onun üstüne bir kitap yazıyorum. Hani drama nedir? Drama benim ulaştığım bilgilerde ilk bilim. Yani yeryüzünde bilim kriterlerini uygulamış ilk bilim olarak geçiyor. Ve bir sürü şey buradan çıkmış. Psikoloji, anatomi, hani bir sürü bilim buradan çıkmış. Tiyatroda drama tekniklerini kullanarak, yani o da bir tiyatro gibi sanata uyarlamış bunu. Ve tiyatro eğitimi çıkmış drama egzersizlerinden, atölyelerinden. İşte bunu yazmaya çalışıyorum. Üçüncü kitapta olacak sanırım. Heyecanla bekliyoruz hocam. Hadi bakalım. İlk ikisini oku da. Tamamdır. Tamam. İzleyicilerden gelen güzel bir soru var. Abu Zer karakterinin bir filmi gelir mi? Abu Zer filminin karakterini çok uğraştık biz. En çok uğraşan da Sinan Çetin oldu. Sinan Çetin biliyorsunuz senaryo, yani senaryosuz çalışır. Abu Zer'de de senaryo yoktur. Ah dedi, ben adamımı buldum dedi. Çekelim bir film. Aa, düşündük nasıl çekelim. Hiç önemli değil dedi. Biz başladık da hani birkaç sahnesini çektik ama ne çektiğimizi bilmiyoruz. Hani gir diyor bakkala, bir şey yap orada. İyi tamam, giriyoruz. Abu Zer bakkalda bir şey yapıyor. Kakar, on numara oldu falan filan. Ama sonra olmadı. Hani devamı gelmedi falan filan. Sonra Levent Ünsal'la çok uğraştık biz, rahmetli Levent Ünsal'la. O bir senaryo yazdı. Ona yapımcı bulamadık. Hani Abu Zer'in sinemada şansı yoktu maalesef. Radyoda çoktu ama sinemada olmadı şansı. Bir dönem Instagram'da da yaptınız hocam karakteri. Yaptık onu. Hani çok özlüyorum ben. Çünkü çok sevdiğim bir karakter. Bir de şey gibi bende, karakter bölünmesi gibi. Şizofreni yani bildiğin. Ve çok eğlendiriyor beni Abu Zer. Ciddi ciddi çok eğleniyorum. Çünkü 15 yıl abi. Her gün yani canlı performans yapıyorsun 2 saat ve ne senaryo var ne bir şey var. O dünyada tekti ve hala bir benzeri yok, onun eşi yok. Dünyada canlı improvize radyo tiyatrosu 2 saat. Çünkü bir karakterle bir şey oynuyorduk orada, sergiliyorduk. Çok eğleniyordum. Hani çok isterim tekrar olmasın ama şu an radyoda şansım yok. Çünkü Ritü'nün uyarısı uyarınca Türkçeyi bozup Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saldırıda bulunduğum için. Abu Zer karakterini biliyor musun? Biraz böyle tel tek konuşur. Evet. Hadi, evet diye işte Türkçeyi bozup Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saldırıyormuş. Hepimiz çok düzgün konuşuyoruz, ondan olabilir hocam. Ya tabii. Şimdi bir de şey çok güzel. Ritük şey istiyordu, savunma istiyordu. Yani Türkçeyi bozuyorsun diye. Ben oturuyordum, savunma yazıyordum. Sen kimsin diyordu. Niye savunma yolluyorsun? Abu Zer'den istiyoruz diyordu. Aha diyorum. Şeyi algılamamışlardı. Abu Zer diye bir karakter diye var zannediyorlar onlar. Böyle biri var zannediyorlar. Yani bu da süper. O Ritük'le çok maceralarım var ya. İnanılmaz. Biz isteriz ki yine sizi ağırlayalım. Yine ne beraber muhabbetler edelim. O yüzden son bir şeyden bahsedip sizin son kelimelerinizi almak istiyoruz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hani gençler olarak hani sonuna kadar nasıl destek olabilirsem, ne yapmam gerekiyorsa, ne olur beni şey tutmayın. Yani gençlerden ayrı tutmayın. Abiniz olarak görün. Çok teşekkürler. Destekçinizim tüm gençlerin. Konu ne olursa olsun hiç önemli değil. Hani gençse doğrudur. Bu gayet zaten özetledi hocam. Yeah, yeah. Biz yaklaşık 8 yıldır sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amatör, profesyonel. Hatta bir noktada dedik ki sadece tiyatroyla, film çekmekle bir yere varamayız. İşte sosyal farkındalık projeleri de yapalım. Yeah. İşte şeyiniz çok güzel zaten. Sloganınız sanat ve maneviyat. Bak onu soracaktım, başta unuttum. Maneviyat kısmına gelemedik bugün. Bir başka programda aynen, da maneviyatı işleriz. Elbette. Elbette hocam.
Yani biz sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve yaklaşık bir yıldır olan bu pandemi sürecinde de herhalde yürüttüğümüz en güzel fikirlerden biri sizin gibi hocalarımızla yayın yapmak oldu. Estağfurullah. Çünkü izleyen kişiler de eminim ki bir konferans tadı alıyorlardır ve biz yayından sonra YouTube'a yüklediğimiz için herkes istediği zaman izleyebiliyor. Aa, ne güzel. Ben de izlerim. Elbette. Ben tüm ekibim, hatta tüm sanatsever gençler adına yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ne zaman isterseniz hazırım ben. Süper hocam. Biz bizim merkezimiz Hatay ama 21-22 farklı şehirde arkadaşlarımız var. Buradan biz buraya da bekleriz sizi en kısa zamanda şu Hatay pandemi sevdiğim şehirlerden. Sizi burada ağırlamak da isteriz. Sizinle beraber çalışmak da isteriz. Bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk olur hocam. Keyifle. Ne zaman isterseniz hazırım ben. Arayın. Çok teşekkürler. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz hocam. Katıldığınız için sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay.